Yerel seçimlere kısa bir süre kala AK Parti Bolu Belediyesi Meclis Üyesi Kamuran Avcı meclis toplantısında üyelere veda etti. Sayın Başkan, çok kıymetli üyesi arkadaşlarım. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Başkanlığında Mart ayı Bolu Belediye Meclis toplantısının birinci oturumu yapıldı. Meclis 20 dakika sürdü. Toplantıda yeni dönemde meclis üyesi başvurusu yapmayan AK Parti Bolu Belediyesi Meclis Üyesi Kamuran Avcı kısa bir veda konuşması yaptı. Kendi iradesiyle siyaseti bıraktığını ifade eden meclis üyesi Avcı geçen 5 yılını değerlendirdi. 5 yıl belediye meclis üyeliğinin sonuna geldik. Bundan sonraki siyaset süreçte siyasetin herhangi bir yerinde yer almama tamamen benim isteğim ve ricam üzerine olmuştur. Siyasetin herhangi bir yerinde yer almamayı kendim istedim. Bu 5 yıllık süreçte dilim döndüğü, gücüm yettiği kadar doğruyu söylemekten, doğrunun yanında olmaktan hiç geri kalmadım. Bundan dolayı zaman zaman sert konuşmaları, polemikler ve tartışmaların içerisinde. Tek kayan cennet boruya insanları yetmez etmenin ötesine yer almaktı. Hiçbir zaman şahsi düşünmedik ve şahsi hiçbir konum olmadı. Ancak yine de bu mücadelede kırdığı, üzdüğü kim var ise haklarını helal etmenin önce ediyor. Bundan dolayı da benim de bir hakkım geçtiyse benden yana da helal ediyor. Kamuran Avcı herkese teşekkürlerini de sundu. Bu 5 yıllık süreçte belediyemizin en alt kademesinde, en üst kademesine kadar çalışan tüm arkadaşların şahsıma gösterdikleri sevgi ve saygıdan dolayı onlara sonsuz teşekkürlerimi sundum. Bolumuzun kıymetli basınına, beni tanımadan selam tutmasına, seçim sürecinde destek olan, oy veren, vermeyen, bizi bu meclise layık gören tüm hemşehrilerine ve burada Aziz Bolu'muza hizmet etmek, milletin meclise yer almamı isteyen kıymetli dava büyük Sayın Fatih Betin'e ve belediye meclis üyesi arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürler. Bolu'ya var gücüyle hizmet etmeye devam edeceğini de dile getiren Avcı, konuşmasını yeni dönem mesajıyla sonlandırdı. Evet, siyaset hayatını kendi isteğimle bırakmış olsam da bu cennet şehre hizmet etmekten asla geri durmuyorum. Değerlerine sahip çıkmaktan İzzet Babam'ın şehrinde onun yolunda, onun da özde olarak gördüğü konunun değerlerini daha dün olduğu gibi bugünden sonra da sahip çıkmaya burada hepimiz önünde söz veriyorum. Bu duygularla yeni dönemin şehrimize, milletimize hayırlı olan nasip olmasını diliyorum. Tüm kalbimle hepinize saygı ve selamlıyorum. Teşekkür ederim. Bizden de helal olsun.